Merhaba arkadaşlar, Mutfak Anatomisi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle oldukça pratik ve bir o kadar lezzetli, sağlıklı bir tarifle daha karşınızdayım. Arkadaşlar, kemikli et suyu yaptık. Şöyle benim iri iri kemikli etlerim vardı. Ne yapayım diye düşünüyordum. Ve kemik suyu yapıp buzluğa atmayı düşündüm arkadaşlar. Arkadaşlar, ilk önce etimizi tertemiz yıkayalım ve bir gün önceden suda bekletelim arkadaşlar. Bu bir püf nokta. Etin böyle beyaz olması gerekiyor. Ya buna rağmen kan kalıyor. Yani bu kadar bir gün bekletmeme rağmen, o kadar yıkamama rağmen yine de biraz kalıyor. Arkadaşlar, ben bu tarifi hep deniyorum. Oldukça lezzetli, bayağı güzel oluyor. Hem pratik hem lezzetli. Sizlerle arkadaşlarımla da paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu arada buraya kadar geldiyseniz, kanalıma halen abone değilseniz videolarımı izleyip kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Yaptığım ilk tariften haberiniz olacaktır. Şöyle bakar mısınız? Halen biraz kırmızılık var arkadaşlar. Eti tekrardan yıkadım son bir defa. Ve etlerimizi arkadaşlar düdüklü tenceremize alıyoruz. Kemikleri ben ufalamadım arkadaşlar. Zaten su üzerine bıraktığım zaman tiftiklerim ben. Gerek yok o kadar ufalamaya. Ardından üzerine sıcak suyumuzu ekleyelim. Ve kapağını kapatıp arkadaşlar 15 dakika pişirelim. İlk aşama 15 dakika kaynatmamız gerekiyor. Etimiz kaynaya dursun orada. Biz bir yandan garnitürlerimizi hazırlayalım. Arkadaşlar, onun için 2 adet kuru soğan kullandım ben. Kuru soğanlarımızı ilk önce soymaya başlayalım. Ardından soymuş olduğumuz soğanlarımızı yarım ay şeklinde doğrayalım. Daha önce soğan kullanmayan arkadaşlar soğanla giriyor diyebilirler yani. Arkadaşlar, soğan çok yakışıyor et suyuna. Emin olabilirsiniz. Ben her zaman böyle yapıyorum. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir aroma veriyor. Ardından arkadaşlar 5-6 adet defne yaprağımız var. Maydanoz sapı gerekiyor arkadaşlar. Biraz maydanoz sapı ve biraz arkadaşlar yarım limon gerekiyor. Şöyle etimiz arkadaşlar köpürmeye başladı. Köpüğünü bir güzel alalım. Görüyor musunuz? İlikler artık yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Tam bir şifa deposu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yemeğimiz kaynamaya başladı, etlerimiz. Bir 15 dakika kaynadı. Şöyle tekrardan köpüren kısımları, köpüğünü bir güzel alalım. Düdüklü tencere olduğu için arkadaşlar 15 dakikada kaynadı. Siz de iyice böyle bir tencere kullanıyorsanız tencerede kaynatın. Arkadaşlar 5-6 adet defne yaprağı. Defne yaprağı olmazsa olmaz arkadaşlar. Çok güzel bir aroma veriyor. 6-7 diş sarımsak. Maydanoz sapı arkadaşlar. Biraz maydanoz sapı. Yarım limon.
ve doğramış olduğumuz kuru soğanlarımızı ilave edelim. Arkadaşlar ben bunu şu an şey yapmıyorum, tuz eklemiyorum kaynadıktan sonra, çünkü ben bunu buzluğa atacağım, et suyuna sonradan biraz tuz ekleyeceğim. Son aşamada tuz ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yemeğimiz kaynamaya başladı. Şöyle şunun güzelliğine bakar mısınız? Artık böyle rengini almaya başladı. Mis gibi kokmaya başladı. Arkadaşlar boş bir tenceremizi alalım. Ve kemiklerimizi ayıklayalım arkadaşlar. Şöyle bir kevgir yardımıyla etlerimizi ayıklayalım. Arkadaşlar defne yapraklarını çıkarıyorsunuz, bilginiz olsun. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. İyice bir süzelim arkadaşlar. Tuzumuzu ilave edelim ve karıştıralım. Ardından karton bardaklarımızı alalım, yerleştirelim arkadaşlar. Ben böyle kullanıyorum arkadaşlar. Oldukça pratik oluyor, bayağı güzel. Karton bardaktan hemen çıkarıp kullanabiliyorum. Et suyularımızı arkadaşlar karton bardaklarımıza ekleyelim. Şöyle çok doldurmanıza gerek yok. Benim yaptığım ölçülerde yapmanız çok iyi olacaktır. Genelde bu kadar yeterli oluyor bir yemekler için. Arkadaşlar et suyularımız hazır. Şöyle sizlere yakından göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu arada karabiber eklemek isteyenler karabiber de ekleyebilir. Ben karabiber eklemiştim. Son dakika unuttum söylemeyi arkadaşlar. Toz karabiber veya bütün karabiber kullanabilirsiniz. Hoşça kalın.